Evet, insan yaşadıkça dert bitmiyor. Herkes tabii kendine göre birer badereler atlatıyor. Hiç kimse bugüne kolaylıkla gelmiyor. Yine Oltu'nun Çatalsöğüt köyünden Cemalettin Tok abimizin adına şöyle: kayınpederi tabii köyde oturur, Ankara Etemesut'ta kızları var. Kızlarına misafirliğe gelir, kızında anıdan kalp krizi geçirir. Rahmetlik olur. O zamanlar da Cemalettin Tok abimiz Bursa'da misafirlikte, o da oğlunun yanında kalıyormuş. Kayınpederinin kara haberi Cemalettin abiye gider. Cemalettin abi şok olur anadan ölüm haberini duyunca, fakat bir türlü yengeye diyemez. Eşine, yani Cemalettin abi eşine diyemez. Ama en son çare eşinedir. Eşi Cemalettin abinin oğlu Cemalettin abi Bursa'dan özel araçla kaynatasının cenazesine gelir. Ben Aşık Muhsin Vural olarak bakalım Cemalettin Tok abimizin ağzından neler demişim. Dinleyen dostları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Söylesin Muhsin Vural, dinlesin sevenler. Sessiz sedasız orta yatışını görünce şöyle dedi: hele ateşin neyi sönmüş, ozan yanmaz anı ölümüne, yürek dayanmaz. Seslerim yatar uyanmaz kayınpederimi gurbet ile. Hele seslerim yatar uyanmaz kayınpederimi gurbet ile.
Kendini tabuttan ata bindirdin. Dünyayı başıma terse döndürdün. Zaman ettiğin toku yaktı yandırdın. Kayınpederimi gurbet ilaldın. Zaman ettiğin toku yaktı yandırdın. Kayınpederimi gurbet yedi. Seni sevenlerin ölümünü üzdü. Zaman ettin anlattı. Muhsin'i yazdı. Ağlayarak dostlar mezarın kavazdı. Kayınpederimi gurbet ilaldı. Ağlayarak dostlar mezarın kavazdı. Kayınpederimi gurbet ilaldı. Allah rahmet etsin diyorum.